Herkese yeniden merhaba. Güzel bir geometri sorusuyla daha karşınızdayız. Soru açık olduğu için uzun uzadıya anlatmayacağım. Şekil çeyrek daire olduğuna göre verilenler yardımıyla kalenin uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle şekli yarım daireye tamamlayalım ki bazı şeyleri daha net görebilelim. Ve bu noktaya da ben C noktası diyeyim. Eğer ben BL'yi uzatırsam bu C noktasından geçecektir bunun uzantısı. Bunun sebebi ise AC burada gördüğünüz gibi yarı dairenin ne oluyor? Çapı olmuş oluyor. Çapı gören çevre açı da 90 derece olduğuna göre demek ki BLC noktaları aynı doğru parçası üzerinde olacaktır. İkinci adımımız ise LO'yu çizmek. E, bu LO'yu çizdiğinde zaten bu çeyrek daireydi. Bunu daha önceden biliyoruz. Burasının 90 derece olduğunu görebiliyoruz. Güzel. Eğer ben L10'un uzunluğunu bulabilirsem ve Çeyrek dairenin yer çapını bulabilirsem K'l'yi bulmuş olurum. Diğer adım ise A'l uzunluğunu çizmek. Bu doğru parçasını çizdiğimde karşıma bir dik üçgen çıkıyor. 6, 8 Diğer kenarı rahatlıkla bulabiliriz. Burası hipotenüs olacaktır. 10. Bu özel bir dik üçgenin e, kenarlarının ikişer katı yani 3, 4, 5 özel dik üçgenin ikişer katları olmuş oluyor. 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı bu da 5'in 2 katı olacaktır. Şimdi karşıma bir ikiz kenar e, üçgen çıktı. Bunu görebiliyor muyuz? A, L, C üçgeni ikiz kenar üçgendir. Bunun sebebi ise AO uzunluğu OC uzunluğuna eşittir. Yani LO dikmesi Tabanı iki eş parçaya böldüğüne göre karşımdaki üçgen bir dik üçgendir. Bu durumda AL eşittir. LC yani burası da 10 birimdir. Artık ben BC'yi elde ettim. BC eşittir 16 birim. Pisagor yardımıyla AC'yi bulabilir miyim? Çünkü ABC bir dik üçgen. Burada o zaman AC'nin karesi eşittir. AB'nin karesi artı BC'nin karesi olur. Pisagor'dan. AC'nin karesi eşittir 8'in karesi artı 16'nın karesi. AC'nin karesi eşittir. Buradan 320 elde edilir. Demek ki AC uzunluğu kök 320. O da eşittir 8 kök. 5 bulunur. AC çaptı. Yarı çap o zaman ne olacaktır? Yani 2R eşittir 8 kök 5 ise bu durumda R eşittir 4 kök 5 olur. Yani burası 4 kök 5. Burası da 4 kök 5. Şimdi burada ikinci bir Pisagor bağıntısı kullanacağım. Hangi uzunluğu bulmak için? L10'un uzunluğunu bulmak için. Burada da A, L, O dik üçgeninden faydalanıyorum. Yine Pisagor bağıntısını kullanalım. Yani A, karesi eşittir. L, O'nun karesi artı A, karesi. Buradan da L, rahatlıkla 2 kök 5 olarak buluruz. Uzatmayacağım. Pisagor yardımıyla bunu elde ediyoruz yine. Demek ki burası 2 kök 5 birim uzunluğuna sahipmiş. Yarı çapın 4 kök 5 birim olduğunu biliyordum. Demek ki KL uzunluğu da 2 kök 5 birimmiş. Bu durumda L noktası orta nokta oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şuna da 3 çizgi çekelim ki karışmasın. Evet sorumuzun cevabı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.